Samsun hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Böyle bir çalışmanın içerisinde sizi görmekten tabii ki çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Çalışmanızı bize biraz anlatırsanız, ne yapıyorsunuz burada? Çalışmalarınızda kimler katılıyor? Ne kadar bir grupla çalışıyorsunuz? Nasıl geldiniz buraya? Kim davet etti sizi? Hakan Alkan bir gün telefon etti. Bu genç ekiple buluştum. Oyunculuk anlatıyoruz. Her gelen katılımcı burada oyunculukla ilgili kendi lisanınca yorumlarda bulunuyor genç arkadaşlarıma. Ben de oyunculuk anlatıyorum ama oyunculuğun gerçek yönünü anlatıyorum. Yani oyunculukta nasıl gerçek yapılır rol, nasıl gerçek ve doğal yapılır, bunun üzerine bir çalışma yapıyorum. Daha çok psikodrama ağırlıklı bir çalışma yapıyorum. İçsel yolculuk yapıyorum. Nasıl oyuncu adayı kendisiyle baş başa kalır, nasıl o duygularına ulaşır, bunun üstüne böyle kompakt bir çalışma yapıyoruz. Çok uzun uzadıya olacak bir iş aslında ama belli başlı egzersizleriyle böyle bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Samsun'da böyle çalışmaları görmek çok aslında mümkün değil. Belki de hani gerçekten sözde edilebilen nadir topluluklardan, şu anda çalışmalardan bir tanesi. Hani bunun yaygınlaşması açısından neler yapılıyor? Siz ne kadar bunun içerisindesiniz? Benim bir okulum var. Ben okulumda bunları yapıyorum düzenli olarak. Ama bu tür festivaller, bu tür buluşmalar farklı kaynaklardan gelen eğitmenleri, hocaları ya da oyuncuları birleştirdiği müddetçe bunlar yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Yeter ki bu tür festivaller, bu tür katılımlar, bu tür etkinlikler artık adına ne Samsun'a dersiniz? Samsun'a geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışma çok fazla Samsun'da yaygın bir çalışma değil, bir organizasyon değil. Öncelikle böyle bir çalışmanın içerisine nasıl girdiniz? Sizi ne şekilde böyle bir çalışmanın içerisinde bulduk biz sizi? Katip beni davet etti. Beni tanıyan biri vardı grubun içinden. Onlar beni davet ettiler. Ben de daveti seve seve kabul ettim. Bildiğimiz şeyleri öğretmek insanlara hoşuma gidiyor açıkçası. Böylece buraya gelmiş oldum. Nasıl bir çalışma yönetiyorsunuz? Ben clown eğitimi üzerine çalıştım burada. Türkçesi palyaço oluyor. Palyaço eğitimi verdim burada 80 kadar öğrenciye. Yani bu dersi verdim. Türkiye'de zaten bunu veren iki kişiden biriyim. İlk ben başlatmıştım. Uzun yıllar yurt dışında yaşamıştım. Orada da öğrendiğim alanlardan biri. Burada da gelip işte sanatımızın özelliklerini burada bulunan arkadaşlara öğretmeye çalıştım. Sizce böyle atölyelerin olmasının ne gibi faydaları var? Birgül Hoca'ya da sormuştum. Alaylı alaylı olmayan ya da eğitimli eğitimsiz diye oyuncularda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Çok sık bununla karşılaşıyoruz. Sizce bu çok önemli bir şey mi? Buraya sadece eğitimli olanlar mı gelebiliyor, eğitim alabiliyor sizden? Yok, hayır. Clown çalışmalarında özellikle bu hiç önemli değil. Hangi alandan olursa olsun sorunsuz çalışabiliyorlar. Çünkü clown çalışmasının kendine özgü bir yapısı var. Bu yapı içinde herkes kendine bir yol bulabiliyor. Onun için bu bizim çalışma için hiç önemli olan bir çalışma değil.